Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin Eurofikter talebinin devam ettiği süreçte uzmanlar Tempest projesine işaret etti. Türkiye'nin Eurofighter tercihini Birleşik Arap Emirlikleri sistemlerinin 6. nesil savaş uçağı projesi Tempest'e kaydırmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirten uzmanlar, Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücünü arttırmak isteyen Ankara'nın Tempest projesine, alt sistemler alanında ortak kabul edildiği varsayılırsa, bu durum kuşkusuz TUSAŞ'ın hali hazırda geliştirmekte olduğu MMUK'an için de önemli bir bilgi ve tecrübe kazanımı olacaktır, dedi. Ankara, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için uzun zamandır tedarik arayışı içerisindedir. Esasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren baktığımızda Türkiye'nin muhtelif tip uçak tercihindeki kaynak ülkeler bellidir, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa. Ancak Soğuk Savaş Dönemi ile beraber Türk Hava Kuvvetleri'nin envanteri Almanya ve İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kaymıştır. Bunun nedeni NATO'ya üye olmasının ardından kendisine hibe edilen yahut NATO devletlerinin emekliye ayırmak suretiyle envanterden çıkarma planı yaptığı uçakların Türkiye tarafından daha uygun maliyette tedarik edilmesidir. Mevcut süreçte THK'nın savaş uçağı tedarikinde belirleyici iki hususa dikkat çekilmelidir. Birincisi, Ankara'nın yeni savaş uçakları için nasıl bir tedarik modeli benimsediği ve bu modelin hali hazırda izlenen tedarik stratejisine uygun olup olmadığıdır. Örneğin akıllı tedarik mi, lisans altında üretim mi yoksa teknoloji transferi içeren ortak yapım tercihi mi ön plandadır? Türkiye'nin uzun yıllar hibe ve yurt dışı hazır alım kanalıyla yaptığı tedarik uygulaması 1970'lerin sonunda kırılmıştı. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin 1964 Johnson mektubundaki tehditkar üslubu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra cezalandırmaya dönmüş, Türkiye, 1975-1978 yıllarını silah ambargosu altında geçirmişti. Bu nedenledir ki, öncelikle Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın kurulması, Takiben vakfın ve devletin ortaklığı ile 1784 sayılı kanunla kurulan TUSAŞ, tam anlamıyla, havacılık sanayinde bağımsızlık, arayışının bir ürünüdür. Zaten Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacı tedarik programı, TUSAŞ'ın aktif şekilde faaliyete geçtiği Sain Dilek döneminde, 1978-1988 hayata geçirilmişti. TUSAŞ Genel Müdürü Dilek, Türkiye'nin savaş uçağının lisans altında ve ortak üretim haricinde tedarik edilmemesi hususunda sergilediği kararlı ve ısrarcı tutumla Türkiye'ye ambargo uygulayan ABD'yi dahife, 16 ortaklığına ikna etti. TUSAŞ'ın o dönemde ortak yapım için kurduğu TA ve TE şirketlerine ait uçak ve motor fabrikalarında hayat bulan F-16 CD savaş uçakları, Türk havacılığına belirli teknoloji transferi ile birlikte önemli bir bilgi ve tecrübe birikimi kazandırdı. Nitekim TUSAŞ F-16 ve sonrasında kasa, Kugar ve A400M gibi deneyimlediği farklı projeler sayesinde bugün Hürkuş, Hürdet, Atak, Anka, Aksungur ve Milli Muharip Uçak (MMU) gibi havacılık sanayisindeki ürün yelpazesini genişletme kabiliyeti ve özgüveni yakaladı. Dolayısıyla bugün Ankara sadece hangi ülkeden ne uçağı alacağına değil, bu uçağı hangi koşullarda nasıl şekilde tedarik edeceğine de titizlikle karar vermek durumundadır. İkincisi, tercih edilen tedarik stratejisine rıza gösterecek ülke ve firmaların tespit ve ikna edilmesidir. Burada öncelikle uçak satışını onaylayacak devlet aktörün, alıcı ülkeyle savunma sanayisinde işbirliği yapmasına engel teşkil edecek, kronikleşmiş herhangi bir siyasi sorunun bulunmaması önemlidir. Zira aldığınız uçak en az 30 yıl envanterinizde duracağı için uçağın kaynak ülkesi ile 30 yıl boyunca bakım, onarım, yedek parça, modernizasyon ve benzeri gerekçelerle diyalog devam ettirmeniz zaruridir. Bu bağlamda, devletler, üreticiler ve kullanıcılar arasında uçağın kullanım süresi boyunca kesintiye uğramadan, ekipman ve teknik desteğin sağlanması ve ömür devir maliyeti gibi uzun soluklu bağlayıcı hususlar vardır. Ankara'nın savaş uçağı diplomasisi henüz gri bir alandadır ve Eurofikter Tayfun serüveni için dalgalı bir görünüm sunuyor. Birincisi, Ankara'nın savaş uçağı tedarik modeli ve ön proje tanımı ve kapsamı tam belli değildir. Şayet Türkiye 2000'li yılların başında davet edildiği zaman Eurofikter projesine katılmış olsaydı, şu anda %33 ü İngiltere'den, %33 ü Almanya'dan, %13 ü İspanya'dan ve %21 İtalya'dan müteşekkil Avrupa konsorsiyumu ile daha farklı bir ortaklık ve diyalog sürecine tanıklık edileceği malumdur. O dönemde Ankara, tercihini 4. nesil Eurofikter yerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. nesil f 35 inden yana kullanmış, fakat iki ülkenin dış, güvenlik ve savunma politikalarında zuhur eden çıkar çatışmaları, Ankara ise 400E mecbur kılarken, Washington'a F-35'ten ihraç ve yaptırım kararı aldırmıştır. Ne var ki gelinen aşamada Türkiye'nin güvenlik kaygıları sadece ABD ile değil, aynı zamanda Almanya ile de ilgilidir. Her ne kadar Berlin'den Türkiye'ye satışı reddediyoruz tarzında resmi bir beyan henüz gelmese de her zaman yaptıkları gibi uzun bir liste halinde sıraladıkları güvenlik gerekçelerine istinaden mevzuyu komisyona dahi taşıma tenezzülü göstermediklerini söylemek mümkündür. Hatta Türk savunma sanayisinin ambargo tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra özellikle örtülü ve dolaylı ambargo stratejisiyle Almanya'nın öncelikli bir rol oynadığı not düşülmelidir. Ankara'nın İngilizlerle kurduğu stratejik ortaklığı daha da derinleştirebileceği ve Eurofikter tercihini Birleşik Arap Emirlikleri sistemlerinin 6. nesil savaş uçağı projesi Tempest'e kaydırması ihtimal dahilindedir. Ancak her halükarda hem Eurofikter hem Tempest projesinde Londra'nın Almanya engelini aşması mecburidir. Almanya ile mukayese edildiğinde, Avrupa Birliği'nden, AB ayrılan ve havacılık sanayisi projelerinin devamlılığı için büyük sermayeye ihtiyaç duyan İngiltere'nin Türkiye ile işbirliğine daha açık olacağı, en azından Ankara'ya Berlin kadar sorun çıkartmayacağı açıktır. Üçüncü olarak Ankara'nın yurt dışından hazır alım savaş uçağı tedariki, savaş uçaklarının modernizasyonu ve yurt içi geliştirme projelerine ne kadar büyüklükte bir sermaye ayıracağı mevzusu öne çıkıyor misal, Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücünü arttırmak isteyen Ankara'nın Tempest projesine, alt sistemler, alanında ortak kabul edildiği varsayılırsa, bu durum kuşkusuz TUSAŞ'ın hali hazırda geliştirmekte olduğu MMUK'an içinde önemli bir bilgi ve tecrübe kazanımı olacaktır. Ancak iki stratejik projenin finansmanın eş zamanlı olarak göğüslenmesi, omuzlara ayrıca bir maliyet yükü bindirmesi itibarıyla düşündürücüdür. Bu minvalde Ankara'nın, hava kuvvetlerinin envanterini modernize ederken ve zenginleştirirken maliyet fayda hesabını realize edilebilir şekilde yapması zaruridir. Sonuç itibarıyla Ankara, savaş uçağı diplomasisini yukarıda yer verilen siyasi, askeri, ekonomik, teknolojik ve ticari boyutlarıyla ele alarak değerlendirmektedir. Kuşkusuz, havacılık sanayisinde bağımsızlığın kazanılması her platform ve her nesil için kısa ve orta vadede mümkün değildir. Özellikle 5. nesil savaş uçağı gibi stratejik platformların geliştirilmesinde sadece devlet desteğinin kafi gelmedi, konsorsiyum veya uluslararası işbirlikleri nezdinde icra edilen ortaklıkların önemli bir kazanım olduğu göz ardı edilmemelidir. Diğer taraftan Ankara'nın 2 yılı aşkın süredir kongreden çıkacak modernizasyon kararını beklediği ve her defasında önüne farklı şartlar koyulduğu gerçeğinden hareketle tek kaynak bağımlılığının aynı zamanda büyük bir güvenlik boşluğu yaratabileceği hatırda tutulmalıdır. Ne var ki, tek bir tedarik kaynağına bağımlılıktan kaynaklı güvenlik boşluğunu gidermek için çok farklı ve çeşitli tedarikçilere yönelme durumunda da standartizasyon kaybı yaşanacağı unutulmamalıdır.